56.000 dönümde, 56.000 dönümde 600 küsür bitki. Bir hayvan düşünün, bu bölgede yayılıyor. Günde en az 100 çeşit bitkiyle besleniyor. Bu bitkilerin tümünün de ayrı ayrı kendine özgü bir kimliği var. Kimliklerini de etken maddelerinden ve yapılarından oluşturuyorlar. Bundan beslenen bu bitki hayvanın sütü, tümünden küçücük aldığı için sadece gıda değil, bir besin değeri olan ürüne dönüşüyor. Yani peynirdeki koku bu bitkilerden geliyor. Peynirdeki yani bakterilerin de payı var ama bakteriler de yine bitkiden geliyor. Renk yine bitkilerden geliyor. Besin değerleri açısından da elimizde biraz belgeler var ama onu güçlendirmek için çalışıyoruz. Besin değerleri açısından da sanayi tipi peynirlerden daha yüksek besin değerleri içerdiğini biliyoruz onu. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. Gıda endüstrisine direnen Kars peyniri. İşte bu belgesel size Bob Dylan'ın atalarının memleketi Kars'ın Boğatepe köyünden bir direniş öyküsü anlatıyor. Ova yo ne neba ay geliş tarihi 1880 ve sonrası yılanmış. Bunların ta önceki şeyleri 1706 yılında Deli Petro tarafından Osmanlı hudutlarına sürülen insanlardır. Keçin Balakanlarda insan öldürmek günahtır. Çünkü on emre göre hareket ediyorlar. Evet. Yani bu on emrin içerisinde savaşmak yok. Mal biriktirmek yok, cimrilik yok, harçat atmak yok, ruhban sınıfını red. Malakan ne demektir? Malakan malakone. Bu yani saf, temiz, süt gibi. Yani malako süttür. Doğrudan malakan sonuna şey ekliyor.
Bir de fazla süt içerler. Ova, yo ne ne ba. Ay, oraya dele ya. Kars merkeze bağlı. Peynirciliğin, Kars peynirciliğine ilk atölyelerde üretiminin başladığı köydeyiz. Boğatepe köyü. İlk kuruluş yıllarındaki ismiyle Zavod ya da Zavodlar. Köy 1890-1900 yıllarında bölgede yaşayan o dönem Rusların zorunlu göçe tabi tutup yerleştirdiği Malakanlar tarafından kurulmuş. Peynir atölyeleri nedeniyle de bugünkü büyük kentlerdeki fabrikalar anlamına gelen zavodlar anlamına geliyor. Çoban oğlunun feryadı, canım canım cananım vay vay. Gözlerim seni aradı, canım canım cananım vay vay. Fazla kaldırma kanadı, canım canım cananım vay vay. Gökteki kuşa değersin, canım canım cananım vay vay. Şu peynir, elimdeki şu peynir yaklaşık olarak 2017 Haziran peyniri. Şu 2000 yani eski kaşar, coğrafi işaretli eski kaşar. Şu peynir 2018 Nisan ayında üretilmiş, 2-3 aylık bir peynir. Şu koyun sütü karıştırılarak yapılmış 2016. Şu göbek kaşar. Göbek kaşarın taze kaşardan farkını soracak olursanız tuz oranı biraz daha düşük. Yoğurma daha fazla. Ön mayalama süreçlerinde de bir iki saat daha gecikmeli pişiriliyor. Bu Malakan peyniri dediğimiz ön mayalanması 36 saat süren ama onun içerisine et de katmışız. Füme kattık. Malakanlar bunu şarapla tüketiyorlarmış. Bunun özelliği ilk yapıldığı dönem süt ve krema tadı gelir ağza. Şarabın genç dönemlerinde asitli şaraplarda ağzı da sıvar bu. Burada bir peynir, emmental'da bir peynir üretiliyor. Bu emmental tarzı gözleri ve proses biçimi. Yani görünüm emmental, koku biraz emmental'a yakın, biraz diyorum. Tat daha çok kuru yere çekiyor. Bu emmental ile kuru yerin arasında bölgedeki üretim süreçlerinde kendi kimliğini bulmuş, adını da gravyer olarak belirlemiş bu peynir. Sadece Kars bölgesinde yapılıyor. Gorcola. Bakın, tatmak isterseniz gelin tadın. İddialıyım, Roquefort'un pensilyumu kadar güzel bir pensilyum tadı var. Yağsız sütlerden yapılıyor. Bölgedeki daha çok Ardahan bölgesinde, Hanakdamar bölgesinde yapılıyor. Biraz da aşağıya inersen Şavşat, Ardanuç bölgesinde peyniri. Tüketim biçimi çok ilginçtir. Sabah çorbadan başlıyorlar. Öğle yemekte, akşam sofrada günün üç öğünü çeşitli şeylerde, ürünlerde değiştirerek kullanıyorlar. Bu Türkmen saçak. Bu çok özel bir peynir. Ezber bozan bir peynir. Yani şöyle tevker yapımı çok bilgi isteyen, beceri, yetenek isteyen bir peynir. Bu da yağsız.
göçerlerle Anadolu'ya gelen, Türkmenlerle Anadolu'ya gelen bir peynir. Bunu sütün olduğu dönem diyelim ki yaz aylarında yapılır. Ve bu yaz aylarında yapılan bu peynir 2 yıl, 3 yıl soğuk hava özel bir şey, itina istemeden, bozulmadan saklayabileceği bir peynir. Bunu bu şekliyle, tuzludur biraz, bu şekliyle kırparak makarnada, eriştede, salatada çok rahat hem tuz hem peynir olarak, tatlandırıcı olarak kullanabiliyoruz. Kahvaltıda şu kadar kestik, aldık, suyun altına tutuyorsun. Su tuzunu götürüyor, su tuzunu götürüyor. Taze peynir havasında tüketebiliyorsun. Biraz 2-3 su daha yıkadın mı tam taze peynir kıvamına geliyor. Çok ilginçtir, onu 2-3 su yıkadın, tuzunu tamamen aldın, tabakta bırak. 20 dakika sonra gel, erimiş, tam kamember tadında bir peynire dönüşüyor. Yani bu biyodinamik bir gıda. 2 yıl sonra, 3 yıl sonra yine aslına dönebilen, canlılığını koruyan çok özel bir peynir. Ben peynirlerin tümünü kültürel taşıyıcılar diyorum. En belirgin özelliği de şudur, göçerlik kültürünün taşıyıcılığı, tarım bilgeliğinin de simgesi olmuş bir peynir. Bak, geleneksel tarımın, geleneksel çiftçiliğin bilgeliğinin simgesi. Şimdi şeyde yapılan, sanayide üretilen tüm peynirler, tüm süt ürünleri, tetrapakta üretilen sütleri saymıyorum, onlar çünkü süt olmaktan çıkıp beyaz bir sıvıya dönüşüyorlar. Tümü soğuk zincirdedir. Soğuk zincir kırıldığı an tehlike başlıyor insan sağlığı için. Ama bu peynir 4 yıl odanızda serin bir yerde saklayabilirsiniz mutfakta. 4 yıl sonra suda yıka, sofraya koy, ye. Biraz daha yıka, demin dediğim gibi taze peynir kıvamına geldi. Bunlar Boğatepe köyünde ve Kars'ta üretilen yaklaşık 30-32 çeşit peynirden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tanesi. Kars kravyenin neden bu kadar özel bir peynir olduğunu anlamak için yapım sürecine bir göz atmak gerekir. Kars kravyenin yapım süreci hayvanların yaylalarda çiçek yemesiyle başlar. Boğatepe köyünün rakımı sayesinde hayvanların sütündeki bakteri seviyesi istenilen düzeydedir. Süt sağıldıktan hemen sonra, yani en geç 1 saat içerisinde mandıra doğulur. 35 derecede şırdan maya kullanarak mayalanır. Bu işe sütü uyutma denir. Ardından süt ahşap bir kılıçla uyandırılır. Ahşapla parçalanan peynir harbi denilen telli sopalarla doğranır. Daha iri doğranan parçalar peynirin deliklerini oluştururlar. Yaklaşık 1 saat pişirdikten sonra peynirin suyu süzülür ve kalıplara alınır. Bir takım testler sonucu peynir usta onayıyla müşahede odasına alınır. 1-2 gün bekletilerek salamura havuzuna atılır. Kağızman bölgesinden getirilen tuz, bitkilerin mineral yapısı sebebiyle ideal bir bileşendir. Son olarak bu havuzda 6 ila 10 gün bekletilir ve saunaya alınır. 5 ay bekletilir. Laktozlar karbona dönüşür ve probiyotikler canlanır. Bu çetrefilli süreç sonucu gravyer üreticiyle buluşur. 100 yıl sonlarında 50 tane peynir zavodu bulunurken bir takım zorlu süreçler sonucu 2000 yılın başında sadece 1 tane peynir zavodu bulunmaktadır. Küresel gıda şirketleri Kars peynirini esir almak üzereyken 2002 yılında İlhan Koçulu Kars'a gider ve dedelerinin mesleğini eskilerden, yani işi bilenlerden öğrenir. Ve İlhan Koçulu mandırayı canlandırmayı başarır. Kars kravyerini dünyaya tanıtır. Cumhuriyet dönemiyle birlikte Kars'ta Anadolu'daki hayvancılık tarzının, o Kars'ın Ruslarla geçirdiği bir dönem var ya, oradan bir kültürel dönüşüm var. Hayvancılık Anadolu'ya göre bir adım daha önde. Ve iyi bir potansiyel var. Bunu keşfeden Cumhuriyet hükümeti
hemen burada araştırmalar yaptırıyor ve Kars Süt Fabrikası'nı kurduruyorlar. Kars Süt Fabrikası ilk 1929 yılında başlanıyor. 30 yılında imalata başlıyor. Almanlar tarafından kurulmuş. Türkiye'de ilk süt tozu ve bebek maması üreten fabrikadır. Tereyağı üreten fabrikadır. Bu Kars sütçülüğünün Cumhuriyet'in ilk döneminden bu tarafa ne kadar ciddi bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Bu ta 1980'e 2000'lere kadar böyle geldi. Bu 80-2000 arası bölgedeki ciddi göç büyük kentlere, ben ona biraz göç, biraz da buradan kışkışlama diyorum. Politikalarla kışkışladılar. Büyük kentlere giden çiftçiler buradaki tarım arazilerini boş bıraktılar. Hayvan sayısı düştü. Ciddi bir kan kaybı oldu. Demin bizim köyde de anlattığım gibi. Bizim köyde, bizim çocukluğumuzda 7000 ile 10000 arasında hayvan oluyordu. Yani 5000, 6000 kesin inek vardı köyde. Bu tepelerin hepsinde. Ben 2000'in başlarında geldiğimde köyde demin dedim 650-700 inek kalmıştı. İki köyde 650-700 inek. Bak 7700. Daha sonraki süreçte işte peynirle ilgili yapılan çalışmalar, bir de Anadolu'da ve büyük kentlerde yaşayan insanların beslenme ile karın doyurma arasındaki farkındalığı daha bilince çıkarmasıyla, öne çıkarmasıyla şey başladı. İnsanların raftan değil, geleneksel ürün üreten, geleneksel ürünü satanlardan satın alma tercihine başladılar. Bu tercih temiz gıda tercihi diyelim ya da lezzetli gıda tercihi diyelim. Bizim bu bölgelerde ki çabalarımızın büyük kentlerde ya da yararlanıcı gruplar içerisinde karşılığını buldu. Biz buradan ürettik, onlar oradan talep etti. Aramızda kurulan bu bağ, kendi çabalarımızla kurulan bir bağ ki bize yasalarla dayatılan marketlerden, raflardan ambalajlı ürünler almak. Yani dünyanın %70'ini bizim gibi küçük çiftçiler doyuruyor. Aile üretimi yapan çiftçiler doyuruyor. Dünyanın %70'ini, dünya nüfusunu. %30'unu şirketlerin yaptığı ambalajlı ürünler, market ürünleriyle besleniyor ya da karnını doyuruyor. Çıkan yasaları %90 aleyhimizde, küçük çiftçinin aleyhinde. Bizim pazara çıkma kanallarımızı tıkayan yasalar, engelleyen yasalar. Bu kanalların önüne şu veya bu şekilde gitmesin, satılmasın, yerinde tüketilsin. Yerinde tüketilen şey, yani bu topluluk kendi kendine yeter ama satamadı mı, diğer ihtiyaçlarını karşılayamayacağı için ya göçecek ya burada oluşturulacak büyük bir şeyi üreticinin ücretli kölesi olacak ya da ücretli çalışanı olacak. Bugün bu kentlerdeki bize uzatılan elin karşılığını buldu buradaki üretim. İki el birbiriyle tuttuğu için şu anda bu köyde 3500 hayvan var. Bu 650 hayvan buraya geldi. Şimdiki 30-35 ton arası pik noktasında süt üretiliyor. 7 ya da 8 tane ruhsatlı mandıra var köyde. Bu mandıralar yıllık 350 ton süt peynir üretiyor. Bu hem ülke ekonomisi için hem ülkemizde sağlıklı gıdalarla beslenme isteği olanlar için iyi bir üretimdir. İyi bir üretimdir. Kıymetini de aradaki aracıları çıkarabildiğimiz ölçüde elimizde daha fazla para geçiyor. Üretimle
tüketim arasındaki bağı ya da üretimle yararlanıcı arasındaki organizasyonu başardığımız ölçüde karşılığını, emeğimizin karşılığını aldı. Burada biçimimizi biraz daha iyileştirmemiz devam etmekteyiz. Ya İlhan abi benim hemşerim, arkadaşım, dostum. Tam bir memleket sever. Ben onların hikayesinin başlangıcında yakaladım. Yardım etmek istedim. Yardım gerekiyordu. İşte ciddi bir destek, ciddi bir yardımla yol almaya başladık. Aşağı yukarı 10 senedir bu iş ortaklığı sürüyor. Burada peynir yapmak kolay değil. Ciddi maddi destek de istiyor. Manevi destek, moral motivasyon da istiyor. Kendim de yapabildiğimi zannediyorum. Çok seviyorum bu memleketi. Ben Karslıyım. Senede sanıyorum toplamda 100 ton kadar peynir alıyorum. 50-75 ton arası tereyağı alıyorum. Bunları hem dükkanlarımda hem de paketler içinde isteyen dileyen herkese ulaşmasını sağlıyorum. Cahit derecede lezzetli, lezzetli olmasının yanı sıra zaman içinde gerçekten farkını fark ettiriyor. Sağlıklı, sıhhatli, işte bağırsakların iyileşmesi, bir takım hastalıkların sağlanmasıyla falan. Bunu yiyen kısa vadede tadıyla bağlansa da uzun vadede yarattığı sağlığın farkında oluyor ve onda ciddi bir işte şey oluyor, müşteri bağlı var, yararlanıcı haline geliyor. Gerçekten tam anlamıyla doğaldır. Bir müdahalesiz, tamamen olduğu gibi. Şu yeşillikler taşta evinde neyse yine aynı yeşillik. Hayvan yine aynı hayvan. O yine yiyor. Tamamen %100 geleneksel sütünü veriyor ve geleneksel yöntemle bu gerçek probiyotik olan peynire çeviriyor. Gerçek bayağı. Bu taklidi mümkün olmayan eşsiz bir doğa. Yani bunu başka bir yerde bu doğanın tekrarlanabilmesi, bu floranın, bu bitki tabakası tekrarlanması, taklit edilmesi de hiçbir şekilde mümkün değil. Hele hele bu yan rasyonları, besin inekleriyle işte yeni model endüstriyel peynircilikle filan uzaktan yakından yanına bile yaklaşmaz. Bu değeri artık yakaladığı insanlar kaybetmek de istemezler. Paşam kim, nigar kim, gözüm kim, kanım kim, kim kim? Ziroğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, yor beyin oğlu. Ziroğlu Mustafa Bey,